DGS ilk 20 soru C1 matematik kampıyla karşınızdayım. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yıktımat Yasin Kara. Matematik deneme kampının tanıtımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar şu konsept emin olun Türkiye'de ilk olan bir konsept yayın anlamında. Bu yayın anlamında ilk olması hasebiyle marka yayınlarına da teşekkür ediyorum. Şimdi bu kampı tanıtacağım arkadaşlar size. Şöyle kampımızın içinde 10 tane deneme var. Bakın kampımızın içinde 10 deneme var. İlk denememiz kolaydan başlıyor. DGS'nin ilk 20 sorusunu hatırlayın arkadaşlar. Böyle klasik sorular. Sonra ne yapıyor? Gittikçe böyle zorlaşan sorularla devam ediyor. Ama benim birinci denemem kolay bir deneme oldu. Hemen ikinci denemeye geçiyorum arkadaşlar. Birinci sorumuz mesela yeni nesil yaptım özellikle. Çünkü bazen ÖSYM burada yeni nesil sorabiliyor. Sonra devam ediyorum böyle. Bakın denememiz bu şekilde devam ediyor. Böyle tam 10 deneme var. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ya gerçekten sizi kıskandım. Bak yemin ediyorum size samimi söylüyorum kıskandım. 47 sayfa bir deneme. Gerçekten dolu dolu içerik. Yani DGS ile ilgili biliyorsunuz şu cebir kitabım vardı benim. Hani bu cebir kitabım vardı. Bu cebir kitabını bitirdikten sonra şu denemelerle de çözdüğünüz zaman yani ÖSYM sorularını yapmama şansınız yok gibi. Şu anlamda kıskandım. Gerçekten hani bir kitap gibi oldu. Hani burada bazı DGS'ye girecek olan arkadaşlarım bana çok sistem yapıyorlardı. Ya hocam DGS'yi unuttunuz. Hocam DGS'ye ilgili çalışma yapmıyor musunuz? Arkadaşlar hiçbir sarrafın çıkıp da bağırdığını göremezsiniz. Gel kardeşim altın al demez. Çünkü niye? Değerlidir. Şimdi benim için tayfam değerli. Siz bekliyorsunuz ki hoca her gün yeni bir kampla gelsin. Hayır, benim yeni bir kampla gelmeme gerek yok arkadaşlar. Zaten DGS'nin 220 sorusu, ilk 15 soru, ilk 20 sorusu için sayılar ve cebir kitabım var. Bak şimdi bir de böyle deneme çıkardım 48 sayfa. Şurası sadece 200 sayfa. Bunun video çözümlerini çekmem benim aylar sürüyor. Sonra devam ediyorum. Bakın böyle benim bir problem kitabım var. 208 sayfa. Ondan sonra yine bu problemlerle ilgili böyle bir problem denemem var. Yine bu da 32 sayfa 8 deneme. Şimdi Allah aşkına bunları çözdükten sonra DGS ile ilgili zaten yapamayacağınız bir şey kalmıyor ki. Bak sadece bunları gösterdim. Daha bunun dışında da başka çalışmalarım da var. Sadece şu anlamda böyle benim DGS tamam. Yani şunu demek istiyorum. Hani benim böyle sürekli çıkıp sizinle karşı karşıya gelip şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, fulletiyorum, kazandırıyorum, şunu yapıyorum böyle bağırmama gerek yok arkadaşlar. Her şey sistemli. DGS'de birçok derece yapan arkadaşlarım şu kitapları ikişer kere bitirirler. Bakın ikişer kere. Dolayısıyla hani bu algıdan bence çıkın. Hani Yektumat hocanız sistemli bir şekilde giriyor. Bu KPSS için de böyle. ALES için de böyle. Bak ALES için ilk 16 denemeleri yazmıştım. O 32 sayfaydı. Sizinki 48 sayfa oldu. Bak size farklı bir özgüve yaptım. Ha bunun KPSS'sini de yapacaktım ama şu Türkiye'deki şartları göz önüne aldığım zaman mümkün olmadı KPSS'sini yapmam. Bunu ben KPSS setimin içine ekledim özellikle. Yani dedim ki bu KPSS setinin içinde olacak. Neden? KPSS'de 12 soru çıkıyor. Burada 20 soru çıkıyor. DGS'nin içinde kolay da var, zor da var. Ben zaten her soruyu tarıyorum. DGS'yi de tarıyorum, KPSS'yi de tarıyorum, ALES'i de tarıyorum, YKS'yi de tarıyorum, MSÖ'yü de tarıyorum. TUS'u neredeyse tarayacağım. Ama TUS'ta matematik çıkmıyor ki. O yüzden onları tarayamıyorum. Yani dolayısıyla burada hani bu sitem eden arkadaşlara özellikle binaen söylüyorum. Yıktımat hocanız olarak benim bağırmama, çağırmama, her günde arkadaşlar sizi uçuruyorum dememe gerek yok. Zaten bizi yakalayan bir şekilde uçuyor. Ama sabredeceksiniz. Bunları çözüm videolarını izleyeceksiniz. Kendiniz emek vereceksiniz. O şekilde devam edeceksiniz. Yine tüm tayfalarımı da buradan duyururum. Şimdi mesela YKS tayfam böyle birazcık şey yapıyor ama YKS ile ilgili yeni sorular çok zaman aldığı için bir anda üretemiyorum. Dolayısıyla o biraz daha zaman alıyor. Hani ben şöyle sağdan soldan bir yayından 3-5 soru alıp değiştirip karşınıza gelmiyorum. Düşünüyorum, analiz ediyorum ne sormuş ne sorabilir. O yüzden biraz zaman oluyor arkadaşlar. Ve bunları hani gördüğünüz kadarıyla tek başıma yapıyorum. Hem soru yazarken de tek yazıyorum, çözerken de tek çözüyorum. Dolayısıyla hani çok da mümkün olmuyor. Bu anlamda sitem eden arkadaşlarım da daha fazla sitem etmesine bak. Vallahi üzüldüm şu gerginliğe bak ya. Geri tanıtım videosuyla başladım, gerginlik videosuyla bitirdim. Neyse. DGS ilk 20 soru kampı Türkiye'ye hayırlı olsun.